Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, Nisan ayı olan toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı, Dr. Mehmet Hilmi Güler, başkanlığında gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya, geçmeden önce bir konuşma gerçekleştiren Başkan Güler, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları ile ilgili, meclis üyelerine bilgiler verirken, gündeme ilişkinde, açıklamalarda bulundu. Bu Ordu Tarım Şirketi sadece sebze, meyve, hayvancılık için değil, başta fındık olmak üzere kuruldu. Ve fındıkla ilgili çok özel projeleri yürütüyoruz. Başlatmış değil, başlattıktan sonra da başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Bunların içinde bahçelerin birleştirilmesi, bakımı, verimin artırılması, ilaçlanması, ikinci, üçüncü ürünlerin alınması var. Biraz daha fındığın üzerinde sadece fiyatın oluşması, sadece miktarın tartışılması konusu değil. Bu noktada ihracat konusuna dikkatinizi çekmek isterim. Yani fındık, politika dediğimiz şey bizim gündelik işlerimiz olmalı. Fındık olmalı, sosyal meselelerimiz olmalı, kültür meselemiz olmalı. Burada siyasetin seviyesini hem yukarı çıkartmak hem de ekonomiye, sosyal konulara, bilhassa ihracat konusuna çekmek istiyorum. Ordu daha evvelden 67 ihracat firması varken, fındık ihracat firması varken şu anda 19 firması var. 19'a düşmüş. Fındık aynı fındık. Dünyanın en çok fındığını üreten biziz. Ama biz bunları konuşmuyoruz. Mecliste imar konularının dışında da bu konulara biraz daha eğilelim. Yani gündemimizin %85'i, 90'ı imar olurken biz esas gündemi ıskalıyoruz. Bu noktada elimizden gelen her şeyi birlikte yapalım. Yani fındığın sadece üreticisi olarak değil, aynı zamanda fiyatını, ihracatını, katma değerini kontrol eden kişiler olalım. Esas siyaset budur. Mikro politika yerine makro konulara ağırlık veren, makro politikalara ağırlık verelim. Bunun için de Allah'ın bu büyük nimetini katma değeri yüksek ürünlere çevirelim. Bu noktada Ortar bu çalışmaları yapıyor. Verim artış çalışmaları yapıyor. Diğer uç ürünlere girdik. Kabuğundan tutun uç ürünlere kadar gidiyoruz. En son yurt dışındaki görüşmelerde bunu gördük. Bu boşluğa dikkatinizi çekmek isterim. Ben liman çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Özellikle bütün denize ağırlık vermiştik. Balıkçı balıklarımız dahil olmak üzere. Limanda da mesela Ünye Limanı'ndaki rıhtım 30 yıldır 180 metreydi boyu. Şu anda biz onu 230 metreye çıkarttık. Yani 30 yılda 180 metre olarak kullandığımız rıhtımı 230 metreye çıkarttık. Böylece iki gemi birden yanaşıyor. Eskiden bir gemi yanaşıyordu. Dolana boşalana kadar öbürü bekliyordu. Fassa Limanı için önemli çalışmalarımız var. Ayrıca Ordu'da yaptığımız çalışmalar var. Melet'in mendireğiyle dahil olmak üzere. Balıkçı Barınak'ta yaptıklarımız var. Bunlar aynı zamanda ihracat içinde, diğer deniz ürünleri içinde çok önemli unsurlar. Başından beri gıda konusuna hep dikkatinizi çekmiştim. Dünyada enerji krizi gibi bir gıda krizinde olabileceğini, bununla ilgili herkesten önce Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarla tarıma, hayvancılığa ağırlık vermiştik.